Selam, ben Halil. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Kuruluş Osman modu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber sizlerin çoğunluğunun verdiği karara göre, yani yaptığım anketin sonucuna göre bugün Mihail Kosses ile bir tane meydan savaşı yapacağız. Onun dışında Mihail Kosses'in bir de kalesini elinden alacağız. Bugün gerçekten Bizans'ta yine kaldığımız yerden düşmanlığımıza tam gaz devam edeceğiz. Zaten şu anda şıklar ekranında görebiliyorsunuz. Şu anda zaten demir yumruğumu, yani benim en iyi askerlerim görebiliyorsunuz. Ayaz Alp. Onun dışında Abdurrahman Gazi'miz burada. Bamsalp başımız var. Gündüz ağabeyimiz varmış. Samsa Çavuş'u unutmayalım. Burada Sungurtekin beyimiz varmış. Amcamız varmış. Yine her zamanki gibi en iyi Alp'im olan Göktuğ Alp varmış. Arkadaşlar bu arada Göktuğ Alp'in zırhına bakar mısınız? Gerçekten çok güzelmiş, harika. Neyse, hemen dilerseniz buradan çıkışımızı yapalım. Arkadaşlar ben buradan atlı alplerimi de alacağım. Çünkü belki bir meydan savaşı yaparız Mihail Kosses'le. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi buradan Mihail Kosses'i buldum. Gerçekten oyunda bunun da olmasına çok sevindim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Kosses'in oyunda toplamda bir tane kalesi varmış. Bu İnönü arkadaşlar, kale değil, sadece küçük bir köy. Yani bugün hem Jelbek Kalesi'ni hem de onunla Mihail Kosses'le güzel bir meydan savaşı yapacağız. Hemen buradan sizlere de kaleyi göstereyim, bakın. Tam da böyle Bizans'ın ortasına bir kale, yani baksanıza. Arkadaşlar şu anda savaşımız başladı. Bu arada kale gerçekten güzelmiş, yani farklı bir kale geldi, harika. Alpler koşun bakalım, hadi. Lütfen hızlıca koşun. Bakalım yanımızda hangi en iyi alplerimiz varmış. Sungurtekin Bey'im, beyaz saçlarından zaten hepimiz tanıdık. Onun dışında Samsa Çavuş'ta hatırladım. O da var yani bu savaşta. Hadi Alpler koşun, hadi. Size hemen buradan bir tane hücum emrini veriyorum. Arkadaşlar bu arada bu video sizlerden gerçekten güzel bir like bekliyorum. 200 like atarsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi Alpler girin bakalım şu kaleye. Arkadaşlar gerçekten Mihail Kosses kalesine geldiği zaman ne olduğunu anlayamayacak. Ta Anadolu'daki Osman Bey buraya kadar sırf Mihail Kosses'in kalesini almak için gelmiş diyecek. Gerçekten çok efsane olacak. Zaten birazdan Mihail Kosses'i de bulacağım, hiç merak etmeyin. Yani şu anda kalede Mihail Kosses yok. Şu anda arkadaşlar sanırım devriye olarak geziyor. Ama dediğim gibi birazdan onu da bulacağız. Hemen şuradan da atlayalım hızlıca. Arkadaşlar bu arada normalde biliyorum Harmankaya tek vuru, yani Harmankaya Kalesi'nin tek vuru Mihail Kosses, zaten dizide de böyle biliyorsunuz. Ama nedense bu oyunda arkadaşlar dizide olduğu gibi değil de Harmankaya Kalesi tek vuru Nikola'nın olmuş. Gerçekten bunu görünce çok şaşırmıştım. Normalde yani ben de biliyorum Mihail Kosses'in kalesi Harmankaya. Hadi Alper'im saldırın bakalım, hadi. Herkes saldırsın. Arkadaşlar şu anda maalesef hiçbir alpim yanıma gelmedi. Hadi Alper hızlıca hemen şunları bitirelim. Çünkü bir de biliyorsunuz Mihail Kosses'le bir meydan savaşı yapacağım. Arkadaşlar Bizanslılar gerçekten biçmeyi çok özlemişim. Hem de Osman Bey'le. Bu arada eğer fark ettiyseniz şu anda başlığımda, yani kafamda kurt başlığı yok. Onu da gerçekten takmayı unutmuşuz. Artık bu savaş bittikten sonra Mihail Kosses'le yapacağımız meydan savaşında o kurt başlığımızı da takarız. Çünkü biliyorsunuz çok efsane duruyor Osman Bey'in kafasında. Gelin bakalım siz de, hepinizi cehenneme yollayacağız, gelin. Alper'im gerçekten helal olsun size. Yalnız biraz daha şöyle hızlı olursanız çok daha efsane olacak. Alır mıyım seni? Ve yine onu aldık. Bir tane sana indireceğim. Düşmanı görüyorsunuz, tek atıyorum. Bu arada yerde bir tane görüyorsunuz. Kelle yuvarlanıyordu. Bakalım siz ne zaman biteceksiniz. Yani benim hiç acelem yok. Bugün gerçekten saatlerce sizi biçmekten yorulmam. Biçerim. Hem de çok güzel biçerim. Arkadaşlar bu arada sizlere söz verdiğim gibi Malazgirt 1071 filminin videosu gelecek. Onu da buradan tekrardan hatırlatmış olalım. Arkadaşlar alplerim görüyorsunuz hepsi Okçu Alp olarak yanıma geldiler ve beni buradan kurtardılar. Gerçekten helal olsun hepinize. Hemen buradan çıkışımızı yapalım. Kaleyi zaten kolayca fethetmiş olduk.
Jelbek kalesi tabii ki de benim olsun. Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz, Anadolu'ya artık geldik. Yani bildiğimiz, tanıdığımız toprakları artık görmeye başladık, görüyorsunuz. Ve maalesef Mihail Kosesim meydanda bulamadım. Yani ben biraz sanırım yavaş çıkmışım o az önce fethettiğimiz Jelbek kalesinden. Maalesef Mihail Koses Bilecik kalesine sığınmış. Arkadaşlar bu arada şu anda görebiliyorsunuz Bilecik kalesinde Tekfur Rogatus diye bir asker var, komutan var. Tekfur Rogatus yazmıyor ama ben buna Tekfur Rogatus demek istiyorum. Dilerseniz hızlıca bu kaleye girişimizi yapalım. Ve şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi büyük savaşımız başladı. Hadi alplerim koşun bakalım. Yanımda görüyorsunuz yine az önceki savaştığımız kaledeki gibi en iyi alplerim yanımda her zamanki gibi. Gerçekten bayağı uzun cümle kurdum, farkındayım. Yine zor bir şekilde kaleye girişimizi yaptık. Alpler saldırın bakalım. Arkadaşlar dilerseniz yavaştan şu Kösedağ klibini nasıl çektiğimi konuşmaya başlayabiliriz diyorum. Kösedağ klibini çekerken arkadaşlar gerçekten bayağı bir zamanımı aldım. En az şöyle bir 8-9 saatimi gerçekten aldı diyebilirim. Hatta belki de 8-9 saati bile aşmış olabilirim. Bu arada efsane bir şekilde kellesini aldık. Az önceki düşmanın gerçekten bayağı iyiydi. Onun dışında arkadaşlar klibi çekerken kendimi öncelikle Moğol kılığına soktum. Kendimi Noyan karakterine çevirdim arkadaşlar. Gerçekten efsane oldum. Ve sonra Noyan olarak askerlerime emir falan veriyordum. İsterseniz daha da fazla, isterseniz daha da fazla ipucu vermeyeyim. Klipte kim kazandı? Yani benim çektiğim klipte kazanan Türkler mi yoksa Moğollar mı oldum? Bunun da buradan cevabını vereceğim. Yalnız biraz daha böyle videonun sonlarına doğru vereceğim. Yani bu videomu kimler sonuna kadar izliyorlarsa onlar bence bu bilgiyi hak ediyorlar diye düşünüyorum. Bu yüzden bu bilgiyi videomun sonunda gerçekten vereceğim. Arkadaşlar buradan hemen atladım. Şimdi dilerseniz bunları arkalarından sessiz bir şekilde biçelim. Bu arada arkadaşlar klipte biliyorsunuz klipin fragmanında ok falan da fırlatıyordum. Ok atıyordum. Bayağı iyiydi. Hemen buradan yayımı tekrardan seçtiğim atışımı yaptım. Bayağı iyiydi. Arkadaşlar görüyorsunuz yeni düşman grubu da geliyormuş. Gerçekten harika. Hepsi gelsinler. Benim için hiç sorun değil. Alpler saldırın bakalım. Umarım bu kaleyi arkadaşlar fethedebiliriz. Çünkü artık Mihail Kosesi öldürmenin zamanı geldi. Gerçekten geldi. Eğer bu kez de Mihail Kosesi elimden kaçarsa yapacak hiçbir şey bulamayacağım. Gerçekten bulamam. Bu arada hepiniz zaten biliyorsunuz artık Mihail Kosesi böyle yavaştan sakallarını falan uzatmaya başladı. Yani artık bu ne demek oluyor? Asıl gerçek tarihte de olduğu gibi Köse Mihail olarak diziye tekrardan yeni bir karakter olarak devam edecek. Yani Müslüman olacak. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Alpler saldırın bakalım arkadaşlar. Şunları görüyor musunuz? Bizans'ı kendi kalesinde gerçekten kaçırtmaya başardılar. Helal olsun hepinize. Yerde görüyorsunuz böyle. Kırmızı kelleler falan da varmış. Alpler saldırın bakalım. Hadi geriye çok da düşman kalmadı. Zaten görüyorsunuz onlar bizi değil de biz onları korkutuyoruz, yani kaçırtıyoruz kendimizden. Osman Bey maalesef buraya sıkıştı. Ama biz buradan tabii ki de çıkacağız. Hadi Osman Bey, hadi vur bakalım. Onun dışında arkadaşlar Kuruluş Osman'ın bu haftaki fragmanında biliyorsunuz bayağı bir şey oldu. Hem de bayağı bir şey oldu. Osman Bey maalesef 4 tane düşmana karşı savaşmak zorunda. Efsane bir şekilde kellesini almış olduk. Bunun da bayağı iyiydi. Arkadaşlar gerçekten son düşmanın kellesini efsane bir şekilde ben indirdim, görüyorsunuz. Hem de son düşman Mihail Kosesi esir olarak almış olduk. Gerçekten çok güzel bir videoydu. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka tarih oyunumda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.